Vallahi Türkiye için çok üzülüyorum bu kararlardan. Çünkü bizler hakikaten fikir özgürlüğünün bu derece kısıtlandığı bir yerde demokrasi hikayesini yeniden yazmak konusunda ne kadar büyük baskı olduğunu her örnekte bir kez daha yaşıyoruz. Ama şunu da ifade etmeliyim, hiç de şaşırmadım. Çünkü bugün yaşanıyor bu hayra dair bir korku ve endişe ancak tehdit ve baskı yaratarak kendi anlatacağı hikayeleri olmadığı için bizim anlatacağımızı susturmaya çalışarak bir hikaye ortaya çıkartabiliyor. Dolayısıyla buradaki iptal yeni ve farklı bir şey değil. Bu bütünün bir parçası. Ama şu sebep daha çok şaşırmadım. Anımsayalım Boğaziçi Üniversitesi o halden önce bir seçim yapmıştı ve daha önceki rektörünü en yüksek oyla öğretim üyeleri seçmişti tekrar. Ancak bu başkanı yapmadı. Ta ki bir KHK çıkartıp KHK ile rektörlerin atanma biçimini düzenleyene kadar Boğaziçi'ne atama yapmakta direndi. Ve en sonunda kendisi seçilmiş değil, atılmış bir rektörü, yani seçime dahi girmemiş, saray için çalışacağı belli olan bir rektörü atamış buldu. Bugün ortaya çıkan tabloda böyle seçilmiş değil, atanmışların yaptığı işlerle nasıl bir keyfiliğin, nasıl bir hukuksuzluğun, nasıl bir baskının yaşandığını ve 16 Nisan'daki anayasa değişikliği teklifinin Türkiye'ye ne vaat ettiğini bu özelden de göstermiş oluyor. Dolayısıyla üzücü ama hiç şaşırtıcı değil ve mücadele neyle mücadele ettiğimizi, niçin 16 Nisan'da hayırda ısrar ettiğimizi de bir kez daha bize gösteren bir gelişme olduğunu düşünüyorum.